Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir yemek yapacağım. Tepside yemek gibi ancak ocakta yapacağım köfteli, patatesli, sebzeli bir yemek. Dondurucuda bulundurduğum, daha önceden yaptığım köfteden dondurucuya koymuştum. Onunla yapacağım. Köfte videosu da açıklamada bulabilirsiniz ya da sağ tarafta koyabilirim onu. Şöyle yağ koymadan öncelikle köftelerimi diziyorum. Bu şekilde dağıtıyorum. Çok hafif bir ateş vererek buzların çözülmesini sağlıyorum. Diğer taraftan patatesleri soydum. Başucuma koydum. Patatesleri soyarak diğer baharatları atıyorum. Pul biberi, karabiber, kimyon atıyorum. İsteğe bağlı bunları siz çoğaltabilirsiniz. Tabii ki de tuzunu da atıyorum. Bunu bir güzel karıştırıyorum. Burada yağlamayı da yapabilirsiniz. Yağ da koyup iyice yağlanmasını sağlayabilirsiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Bu hafiften gevşedikten sonra bir çevirdim köfteleri. Ondan sonra patatesleri atıyorum. Siz bu etapta patatesleri dibine koyabilirsiniz. O daha kolay ve sonradan uğraşmak gerekmeyecek. Üstüne koyduktan sonra diğer atmak istediğiniz sebzelerden atabilirsiniz. Ben biber atıyorum ve başka sebzelerden de atabilirsiniz. Ben yeşil biber vardı, attım. Bunlar da kapya biber de dondurucuya koymuştum. Onun videolarını da yapmıştım. Dondurucuya bir çeşitini hafiften ısıtıp koydum. Birkaç çeşit de tamamen çığdan açtım. Koymuştum o şekilde. İkisi de çok güzel oldu. Bu salçayı da yazın yapmıştım. Bu salçadan biraz eritiyorum. Salça videolarım da mevcut. Onları da koyabilirim belki. Bir miktar yağ atıyorum bu etapta. Hiç yağ koymadım şimdiye kadar. Burada yağ koyuyorum. Bir siz tercihinize göre yağ miktarını artırabilirsiniz. Ben daha az yağ tüketmek için az kullanıyorum. Bir miktar da su atıyorum. Biraz sulandırıp üstüne döküyorum. Ne kadar güzel yayabilirseniz o kadar iyi olur. Tek yere isterseniz kaşıkla da etrafa yayabilirsiniz. Bu şekilde hafif ateşte kapağını kapatarak pişiriyoruz. Fırına atmış gibi bu tavalarda bu özellik var. Güzel pişiriyor. Hem de elektrik masrafı da olmamış oluyor. Ocakta pişmiş oluyor. Bu şekilde güzel oldu. Ancak ben köfteleri yukarıya doğru biraz piştikten sonra kaldırdım. Sizler de yaparsanız memnun kalacaksınız. Adını bilmiyorum bu yemeğin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Yorumlarınızı bekliyorum.